Sultan Mehmet sadece bir şehir fethetmedi. Bir çağı kapatıp bir çağı açmadı. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda köylüleri fethetti. Köylüleri fethetti. Onun için büyük kumandan, onun için büyük padişah, İstanbul'un fethi kutlu olsun. Kutlu olsun. Onun için bu şehri yönetmek, köylüleri fethetmek demek. Onun için bu şehrin taşına, toprağına, havasına, suyuna, maneviyatına her zaman sahip çıkmak zorundayız. Asla ama asla bu şehre ihanet etmemek lazım. Allah'ın bu şehri ihanet edenlerden korusun. Değerli İstanbullular, çok kıymetli Fatihli hemşerilerim. Bugün Fatih'teyiz. Sabahleyin de yine Fatih semtinde Hırkayı Şerif'i ziyaret edip dua ettim. Dedim ki Allah'ım, bu şehirdeki 16 milyon insanın bu şehirdeki hayallerinin gerçek olmasını sağla Allah'ım dedim. Ben sizlerin hayalini görüyorum. Enerjisi yüksek, insana saygı gösteren, herkesi kucaklayan, kimseyi ayırmayan, çocukları çok seven, partilere, kişilere değil, insanlara hizmet eden, 16 milyon insana hizmet eden. Bir belediye başkanı istiyorsunuz, öyle değil mi? Ben size bir tarif yapacağım. Referandumu hatırlıyorsunuz. Sonrasında geçen yıl bu ülkede hep beraber bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşandı. Onu da hatırlıyorsunuz. Ne dediler? Referandumdan sonra gaza basacağız dediler. Ülkenin ekonomisi fırlayacak dediler. Ve herkese büyük vaatlerde bulundular. Büyük taahhütlerde bulundular. Ne oldu? Ne yazık ki, bakın ne yazık ki, keşke iyi olsaydı. Ne yazık ki dünyanın en yüksek enflasyonlarından birine sahip bir ülkeyiz. Ne yazık ki resmi rakamlara göre son 8 ayda 1,5 milyon insanımız işsiz kaldı. Ne yazık ki sadece İstanbul'da 4 aileden birisi açlık sınırı altında. Değerli dostlarım, hani ekonomi fırlayacaktı? Hani herkes seçimden sonra herkes mutlu olacaktı, işsiz kalmayacaktı ama olmadı, olmadı. Ben ne yaptım? Kıymetli hemşerilerim, güzel insanlar, ben söyleyeyim ne yaptığımızı. Ne dedim? Seçimden sonra gelir gelmez taahhütlerimize başlayacağız dedim. Sadece 18 günde, sadece 18 günde ulaşım indirimini yaptık mı? 18 günde sadece dini bayramlarda değil, artık milli ve resmi bayramlarda da ulaşım ücretsiz mi? Suda indirim yaptık mı? Belediyenin kapılarını, toplantılarını açıp şeffaflığı
Onun için çıldırıyorlar. Çıldırıyorlar. Diyorlar ki, ya biz ne dediysek yapamadık ama bu adam 18 günde bile birçok işi başardı. Birçok işi. Niye biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Biz sizi hissediyoruz. Biz sizi hissediyoruz. Biz vatandaşımızın ne istediğini biliyoruz. Önceliğimizin ne olduğunu biliyoruz. Düşünsenize, 18 günde bunu yaptık. Bir düşünün, 1800 günde neler yaparız, neler? Şimdi çıldırdılar ya, 1800 günde ben bunları deli edeceğim. Diyeceksiniz ki bunlar kim? Bunlar bir avuç insan. Bu bir avuç insan bazen YSK'da 7 kişi oluyor, bazen belediyede 3-5 kişi oluyor, bazen orada burada 5-6 kişi. Ama bakın, bir şey söyleyeyim. Neticede bir avuç insan. Bir avuç. Şu avucunuza sığmazlar, avucunuza. Avucunuza sığmazlar. Onun için, bana diyorlar ki, kurban olurum o sesine. Onun için ben size bir şey söyleyeyim. Bana diyorlar ki, az önce yolda genç bir kardeşim diyor ki, başkanım sakın vazgeçme. Ya ben ne dedim size? Milletimizle beraber, hep birlikte asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Biz milletimize hizmet için yola çıktık mı çıktık. Allah'ın izniyle bu süreci atlatacağız. Çok zor günler yaşıyor memleketimiz. Ekonomik anlamda çok zor günler yaşıyor. Bu ülkenin tüm ekonomik verileri bu kadar kötüyken, bu ülkenin uluslararası sorunları varken, ne yazık ki terörle mücadele ediyorken neredeyse 6 ayda bir seçim yapan bir ülke haline geldi. Ya kardeşim, millet size bir kredi vermiş. Demiş ki 24 Haziran'da 5 yıl bu ülkeyi yönetin. Bize de demiş ki ben bunları çok beğenmiyorum. Hatta bazı olaylarını hiç beğenmiyorum. Alın şehirleri de siz yönetin demiş. İstanbul'u da siz yönetin. Ankara'yı da İzmir'i de siz yönetin demiş. Bunlar ne yapıyor? Bunlar diyor ki, hani vardır ya yaramaz çocuklar, vermem de vermem. Hukuk katlettiler. Demokrasiye büyük bir darbe vurdular. Büyük bir darbe. Ama milletçe hep birlikte bu yapılan zulmü biz düzelteceğiz milletçe. 16 milyon İstanbul'u düzeltecek. 16 milyon. Kıymetli hemşehrilerim, güzel insanlar, Fatihli dostlarım, o güzel padişahın ismini taşıyan bu güzel semtin güzel insanları. Biz 23 Haziran'da demokrasi adına ve bu şehrin
sadire sandıkta milletçe bu yapılan zulmü yönetenlere mutlaka cevabını vereceğiz. Mutlaka cevabını vereceğiz. Değerli dostlarım, güzel hemşehrilerim, önümüzdeki bu süreç çok çok önemli. Çok çok önemli. Hep beraber çalışmalıyız. Neler yapacağız? Bir kere şunu istiyorum. Her birinizden eşinizi, dostunuzu, komşularınızı, akrabalarınızı ziyaret etmenizi istiyorum. Bu ziyaretinizde mutlaka onlara güler yüzle konuşun. Mutlaka onlarla sohbet edin. Sohbet edin. Deyin ki, o dostlarınıza deyin ki, Cingöz, 86 yaşında bir ablamız, kızı otobüsün yanında buraya gelirse sarılacağım, tamam. Telli Cingöz, bu otobüsün yanına gelirse kızı burada. Teyzeniz duyuyordur bizi. Şimdi deyin ki bu kardeşimiz, bu arkadaşımız bize güler yüzlü siyaseti gösterecek. Siyasetin yanına ahlakı koyacak. Ahlak, sana kurban olurum. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Kaç aylık o? Kaç aylık? 3,5 aylık. Güzel anne, bahtı açık olsun. Ben o güzel çocuklar için çalışacağım. Çocuklar için çalışacağım. Siyaset, ahlaklı siyaset için mücadelemi anlatın. Hep birlikte çalışmaya hazır mıyız? Evet. Önümüzde bayram var. Bayramda tatile gidenler olabilir. Kısa tutun. Kısa tutun. Köyüne, memleketine gidenler olabilir. Kısa tutun ve geri dönün. Benim her birinize sandıkta ihtiyacım var. En üst seviyede oy kullanılacak. Herkesin oy kullanmasını istiyorum. Geri dönülmüş mü, dönülmemiş mi bakın. Kontrol edin, arayın. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, akrabalarınızı, komşularınızı arayın. Kontrol edin. Arayacak mıyız? Harika. Sonra 23 Haziran'da sandıkta görev alacağız. Sandıkta görev alacağız. Yüz binlerce insan, avukat, vatandaşımız sandık güvenliğini hep birlikte sağlayacağız. O bir avuç insana asla fırsat vermeyeceğiz. Asla. Asla. 23 Haziran'da bütün vatandaşlarımız olarak görev almaya hazır mıyız? Harikasınız. Harikasınız. Çok seviyorum sizi. Çok seviyorum sizi. Çok seviyorum sizi. Bu şehrin sevgiye, saygıya, barışa, huzura, güzelliğe ihtiyacı var. Hani eve girersiniz, o dimdik babanızı görürsünüz, huzur kavuşursunuz ya. Ya da o dünya güzeli annenizi görürsünüz, mutlu olursunuz ya. Bu şehirde size huzur veren,
mutluluk veren yöneticilere ihtiyacınız var. Ben size huzur vermeye geliyorum. Ben size mutlu etmeye geliyorum. Sizinle bu şehrin nimetlerini paylaşmaya geliyorum. Onlar bir avuç insanla paylaştılar. Ben 16 milyon insanla paylaşacağım. 16 milyon. Ben bu şehrin insanlarına hizmet ederken... Ben bu şehrin insanlarına hizmet ederken vicdan, ahlak, adalet duygularımı her zaman yüreğimde hissedeceğim. Ben bu şehrin insanlarına hizmet ederken göreceksiniz, hep sizin aranızda olacağım. Hep sizinle beraber olacağım. Hep sizinle beraber olacağım. Ben bu şehre hizmet ederken bir partiden, bir kişinin iki dudağı arasından talimat alanlardan değilim. Ben 16 milyon insandan talimat alacağım. 16 milyon. Bu şehirde inancı ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, yaşam biçimi ne olursa olsun, herkese saygı göstereceğim. Yoksullukla mücadele edeceğim. Garibe kurabaya yardım edeceğim. Bu şehrin nimetleriyle çoğunların eksiklerini gideceğim. Eğitime destek vereceğim. Gıda destek paketimizle destek vereceğiz. Süt vereceğiz. Ekmek vereceğiz fakirimize. İçme suyu vereceğiz. Değerli dostlarım, sizi tamam. Sizi boş vaatlerle aldatanlara asla mücadele edeceğiz ve asla onlara fırsat tanımayacağız. Değerli hemşehrilerim, güzel insanlar, şimdi önümüzde tamam, Ramazan ayımız ve bu süreç içerisinde ahlaklı siyasete her zaman kendine rehber edilen birisi olarak Allah herkesi iftiradan korusun. Allah yalancılardan sizleri, bizleri ve bu milleti korusun. Yalan konuşanların bu şehre hizmet etme şansları yok. Ve kötü söz söyleyenlerin bu şehre hizmet etme şansı yok. Ben bir kardeşiniz olarak asla bu yollara başvurmayacağım. Hele hele Ramazan ayında bu yolu tercih edenleri Allah'a havale ediyorum. Allah ıslah etsin onları. Ramazan ayınızın en güzel şekilde geçmesini diliyorum. Kadir geceniz şimdiden mübarek olsun. Ramazan bayramınızı kutluyorum. Ve ikinci bayram 23 Haziran'a doğru hep beraber gidelim istiyorum. Son olarak eşinize, dostunuza, komşularınıza, arkadaşlarınıza, herkese deyin ki, söyleyin ki, Ekrem İmamoğlu bize bir söz söyledi. Onu size söylemeye geldim deyin. Unutmayın ama bunu söyleyeceksiniz, unutmayın. Tamam mı? Tamam, söylüyorum. Deyin ki, Ekrem İmamoğlu dedi ki, sevgili dostum, sevgili hemşerim, sevgili akrabam, her şey çok güzel olacak. Hayatınızdaki her şey çok güzel olsun. Hepinizi çok seviyorum.
Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Oldu başlar yine hizmet aşkına. İstanbul sensiz olmaz. Hiçbir iş yerine kalmaz. Her şey.